15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye, dünyada eşi görülmemiş bir darbe ve işgal girişimiyle karşı karşıya kaldı. Türk milleti bu darbe ve işgal girişimini çıplak elleriyle durdurmayı bildi. Yine milletimiz bu darbenin arkasında Amerika'nın varlığını biliyor ve Amerika'ya olan tepki çığ gibi büyüyordu. Türkiye 2021 yılı Temmuz ayının son günlerinde Amerika'dan fonlanan internet haber portallarını, Amerika'dan fonlanan STK'ları ve bunların ne kadar para aldığını konuşuyordu. Ne ilginçtir ki fonlanan bu oluşumlar hep muhalif kanatta yer alıyorlardı. Bir başka ilginç nokta da fonlanan bu haber siteleri, internet sitelerinin muhalefetle birlikte ciddi bir yalan politikasının içinde yer alışlarıydı. Hemen her konuda milleti baskı altına almak, ülkenin bittiği havasını oluşturmak ve özellikle iktidara oy vermiş kesimlerde gerginlik oluşturmak ilk hedefleriydi. Amiyane tabirle Amerika'nın parasıyla yemlenen bu yapılar ve gazeteciler yalanın her türlüsüyle iktidarı devirmenin peşindeydiler. İlginç bir şekilde muhalefet partileri de benzer yalanlar üzerine kurdukları siyasetleriyle resmen yıkıcı muhalefet yapıyorlardı. Bu yalanlar öyle bir hal almıştı ki Ağustos başıyla birdenbire turistik yerlerde başlayan orman yangınlarında had safhaya ulaşmıştı. Muhalif belediye başkanlarından sanat dünyasından tiplere kadar birçok kişi yalanlardan oluşturdukları sosyal medya paylaşımlarıyla Türkiye'nin mahvolduğu, bittiği hissini vermeye çalışıyorlardı. Bunların hedeflerinde olan Z kuşağı gençlik de sorgusuz sualsiz bunlara inanıyorlardı. Ha bu arada yangınların arkasındaki terör parmağını soran sorgulayan yoktu. Bölücü örgüt PKK'nın uzantıları bu yangınları üstlenseler de muhalefet bu konuyu dillendirmiyordu. Yani yangınları başlatan, resmen ormanları yakan PKK'lılar muhalefet tarafından sümen altı ediliyordu. Bunda CHP ile PKK'nın meclisteki uzantısı HDP arasındaki ittifakın etkisi var mıydı bilemiyoruz. Ancak Amerika Türkiye'de sosyal medya üzerinden yeni bir kalkışmaya imza atıyordu. Tıpkı 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminde parmakları olduğu gibi sosyal medya üzerinden denenen yeni sürecin de arkasında Amerika, derin Amerika vardı. Bu noktada 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminden sonra yapılan açıklamalar ve itiraflar akla gelebilir. Yani Amerikan Başkanı Biden'ın seçilmeden önce söylediği, Türkiye'de iktidarı muhalefetle devireceği söylemi sosyal medyadaki yalan furyasıyla hayata geçirilmeye çalışılıyordu. Amerika fonladığı yani parayla beslediği bu gazeteciler ve STK'lar aracılığıyla Türk halkı üzerinde büyük gerilimler ve çatışmalar çıkartarak mevcut iktidarı zor durumlara düşürmek istiyordu. Ne ilginçtir ki yıllar yılı kendini solcu, devrimci, anti-kapitalist olarak niteleyenler, kapitalizmin ağababası Amerika'nın parasına tamah ediyorlardı. Fonlama rezaleti ve yalan rüzgarı tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi Amerika'ya bumerang etkisiyle geri dönecekti. ...15 Temmuz 2016 Türkiye Cumhuriyeti tarihine altın harflerle yazılacak bir kahramanlık destanı olarak kaydedildi. O gece Türk milleti, bu ülkenin evlatları, etnik kökeni ve mezhebi ne olursa olsun vatanını, cumhuriyetini, meclisini ve devletini koruma adına canını verip kanını döktü.
Bir gecede gerçekleşen bu büyük destanla milletimiz dosta düşmana kim olduğunu bir kez daha hatırlattı. İslami cemaat görünümüyle yıllar yılı ülkemizin güzel insanlarını, bizleri kandırmayı başaran, aslında tek amacı bu güzel ülkeyi emperyal Haçlılara teslim etmek olan bir terör örgütüyle mücadele edildi o gece. Yıllar yılı sabırla yerleştirdikleri militanları vasıtasıyla silahlı kuvvetleri ele geçirip bir darbe ve işgal planını uygulamak istediler. Evet, uygulamaya çalıştıkları sadece bir darbe planı değildi. Aynı zamanda da bir işgal planıydı. Kısa adı FETÖ olan bu terör örgütü yıllar yılı dini cemaat kisvesi arkasına saklanmış, bizleri İslam, Kur'an, bayrak ve vatan gibi uğruna öleceğimiz kavramlar üzerinden kandırmış ve kullanmıştı. Ancak kullandıkları tüm illüzyonlar o gece ortadan kalkmış ve gerçek yüzleri apaçık ortaya çıkmıştı. Üzerlerine Türk askeri üniforması giyen Pensilvanya'nın teröristleri Ankara ve İstanbul'da tanklarla, uçaklarla, savaş helikopterleriyle ortaya çıkıp ülkeyi ele geçirmeye çalıştılar. Bu noktada önce Başbakan Binali Yıldırım ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan haber kanallarına bağlanıp milleti darbe girişimini protesto etmeye davet ediyordu. Tabii bugünkü bu gelişme gerçekten silahlı kuvvetlerimizin içerisindeki bir azınlığın ne yazık ki kalkınma hareketidir. Ve bu malum yapıya ait paralel yapılanmanın teşvik ettiği, üst akıl olarak onların kullandığı bir harekettir. Ülkemizin birliği, beraberliği, bütünlüğüne yönelik bu harekete karşı İnanıyorum ki milletçe vereceğimiz güzel bir cevapla bunlar gerekli olan cezayı alacaklardır. Yani şu anda bu milletin imkanlarıyla ortaya konmuş olan tankı, topu vesaireyi, uçağını, helikopterini kullanarak milletin üzerine gelmenin bedelini bunlar çok ağır ödeyeceklerdir. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum, havalimanlarına davet ediyorum ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Bu bağlantılar aynı zamanda ülkenin yöneticilerinin ülkede oldukları ve darbeci, işgalci teröristlerle mücadele edildiğini de gösteriyordu. Bunların yanında bağlantılar halkımızın mücadele gücü adına moral motivasyonuydu. Halkımız kadın erkek, çoluk çocuk sokağa çıkıp devletine ve milletine sahip çıkarak darbecilerin önüne dikildi. Ellerinde sadece Türk bayraklarıyla darbecileri bu çılgınlıktan vazgeçirmeye çalıştılar. Halkımızın iyi niyeti göz yaşartıcıydı. Ancak darbecilerin iyi niyetli bir tavrı yoktu. Onlar zaten yıllar yılı bu milletin iyi niyetini suistimal etmişlerdi. Bu acımasız katiller tereddüt etmeden sivil insanların, bu ülkenin güzel insanlarının üzerine ateş açtılar. Ellerindeki ağır silahları gözlerini kırpmadan kullandılar. Uçaklarla başkenti bombaladılar. Meclis binasına bomba attılar. Savaş helikopterleriyle halkın üzerine ateş yağdırdılar. Oysa ki bu hain teröristlerin kursaklarında bu ülkenin güzel insanlarının ekmeği vardı. Yıllar yılı bu milletin halis duygularını sömürerek topladıkları himmet paralarının bir bölümüyle okumuşlardı. Ve şimdi bu güzel insanların üzerine ateş yağdırıyorlardı. Acaba akıllarına bu gelmiş miydi ya da elleri titremiş miydi bilemiyoruz. Pensilvanya'dan aldıkları emirle sivillerin ellerinde sadece Türk bayrakları olan kendi insanlarının üzerine ateş yağdırdılar.
Ancak eminiz onlar da, onların arkasındakiler de Türk milletinin kahramanlık ve cesaretinin gücünü hesap edemediler. ...16 Temmuz sabahının ilk saatleriyle darbe ve işgal girişimi milletimizin ve devletimizin sadık polis ve askerlerinin müthiş mücadelesiyle yerle yeksan edildi. Daha ilk andan itibaren bu işin FETÖ'cü teröristlerin işi olduğu ve onların arkasında da derin Amerika olduğu kamuoyunca bilinmekteydi. 2013 yılıyla başlayan Gezi olayları, 17-25 Aralık darbe girişimleri, 2015 yılıyla yeniden hortlatılan terör ve FETÖ-PKK ilişkileri, Kuzey Suriye ve Kuzey Irak'ta Türkiye'yi sıkıştırma girişimleri ve en nihayetinde 15 Temmuz darbe ve işgal girişimi zihinlerde tek bir adresi canlandırıyordu. Bunların yanında FETÖ terör örgütü elebaşının Amerika'nın Pensilvanya eyaletinde CIA ajanlarının korumasında yaşıyor oluşu da önemli bir ayrıntıydı. 15 Temmuz sonrası dönemde yapılan çeşitli kamuoyu araştırmaları halkımızın FETÖ'yü İslami Cemaat kisvesinde bir terör örgütü olarak gördüğünü, bunun arkasındaki güç olarak da Amerika ve ortaklarını algıladığını gösterdi. Türkiye'de Eylül 2016'da Amerikan karşıtlığının %92 seviyesine ulaştığı kamuoyu araştırmalarının bir başka sonucuydu. Yine aynı oranlarda terörle mücadeleye destek veriliyordu. Halkımız başta Cumhurbaşkanı olmak üzere yöneticilerine sahip çıktıklarını da yine anketlerle ortaya koydular. Bu noktada hepimizin ve hepinizin aklına şu soru gelecektir. Halkımız suçluların arkasında derin Amerika var kanaatine nasıl vardı? Dilerseniz 15 Temmuz itibariyle yazılanlara, çizilenlere, yapılan açıklamalara ve analizlere hep birlikte bir göz atalım. Gerilere gitmeden öncelikle William Engdahl imzalı bir analizle başlayalım. 2016 Şubat'ında CIA, Gülen'i kullanıp Türkiye'de darbe yapacak diyen dünyaca ünlü Amerikalı siyaset bilimci Profesör William Engdahl, Kuzu Kılığında Kurt, Fethullah Gülen Kimdir ve Nedir başlıklı yazısında şöyle diyordu. Gülen'in Türk ordusundaki hücrelerinin darbeyi yaptığını hiçbir şüpheye yer bırakmaksızın söyleyebilirim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mayıs ayından itibaren Rusya'ya yaklaşarak jeopolitiğinde tarihsel bir dönüş yaptı ve bu da Amerika'nın neokon siyasetçilerinin Orta Doğu, özellikle de Suriye için gelecek planlarını sekteye uğratacak nitelikte. Darbenin arkasındaki gerçek budur. Gülen yalnızca CIA'nin karmaşık operasyonları için uzun zamandır kullandığı paravan sözde yönetici isim. CIA uzun yıllardır Cizvitlerin tarikatını ve bu tarikattaki kült yapı, itaat ve organizasyon metotları üzerinde çalışıyor. Gülen'in örümcek ağı gibi yayılıp sızma girişimleri klasik bir Cizvit örgütlenmesi örneğidir. Gülen'in darbe girişimi başarılı olsaydı Erdoğan öldürülürdü. NATO yanlısı bir kişi devletin başına geçirilir, Washington'un her dediğini yapardı. Ülke topraklarını Washington'un sözde Kürdistan'ı yaratma planı için elden çıkarırdı. Belki de son sözü ilk söyledik. Ancak detayları mutlaka paylaşacağız. İlginçtir, bu yazıyla aynı gün haber sitelerinde paylaşılan bir haberde terörist başı Gülen'in şu ifadesi yer alıyordu. Amerika 200 yıllık dünya nüfusunu yönetme deneyimine sahipken bu deneyimi Türkiye için de kullanmalıdır. Başarısız darbe ve işgal girişiminin daha dumanı tüterken Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry, devletin aldığı tedbirler ve başlayan tutuklamalarla ilgili olarak Türkiye'nin NATO üyeliği tehlikede yorumunu yapıyor ve seçilmiş hükümeti demokratik ilkelere uygun davranmaya çağırıyordu. Aynı güne ait acayip bir yorum yine stratejik ortak Amerika'dan geliyordu.
Forum Polisi dergisinde başarılı bir askeri darbe için ne gerekir sorusu soruluyor ve önce lider öldürülmeliydi cevabı veriliyordu. Edward Luttwak imzalı yazıda başarılı darbenin ilk kuralı olan hükümetin başını ele geçirme ya da öldürmeyi gerçekleştirmediler. Başarılı bir askeri darbe için iki numaralı kural darbenin müdahaleye katılmayan birliklerinin pasifize edilmesi ya da darbeden çok uzak bölgelerde olmasıdır ifadeleri yer almıştı. Amerikalı emekli yarbay Ralph Peters Fox News'ta yaptığı yorumda "Eğer darbe başarılı olsaydı İslamcılar kaybedecek ve biz kazanacaktık" diyerek küstahlığını sergilemişti. Amerikalı Yahudi kökenli siyaset bilimci Ben Shapiro da İslamcı Başkan Erdoğan'a karşı askeri darbe, bu çok iyi bir gelişme yorumundaydı. Yorumların zaman zaman İngiltere'ye kaydığı da görüldü. İngiliz The Times gazetesi, başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişimi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yargıda ve orduda benzeri görülmemiş bir tasfiye süreci başlattı. Uzun süredir arzuladığı mutlak iktidarın yolu açılmış durumda ifadelerini kullanıp niyetinin ne olduğunu gösterirken The Guardian, Erdoğan darbecileri tasfiye ediyor, Gülen darbeyle suçlanıyor ifadelerine yer verdi. Darbe girişimi haberlerine 4 sayfa ayıran The Independent, hükümeti devirmeye yönelik başlatılan darbe girişimi korku içindeki askerlerin teslim olmasıyla sonlandı yorumlarını paylaşmıştı. Genelde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine yazmayı seven Financial Times'ın yorumu ilginçti. Erdoğan'ın yaveri Albay Ali Yazıcı'nın dahi gözaltına alınması darbe komplosunun ne kadar derinlere kadar gittiğini gösterdi. Yine darbenin halkın büyük fedakarlıklarıyla bastırılmasının ardından fısıltı gazeteleri ve internet siteleri aracılığıyla ikinci darbe yolda, üçüncü gelmek üzere, FETÖ elebaşı şunu ima etti gibi garip bir hava estirilmeye, halkımız paranoyak bir ruh haline sevk edilmeye çalışılıyordu. Tıpkı 2021 Ağustos başında yaşanan orman yangınları sürecinde olduğu gibi. Tabii ki bu uyanık olmayalım anlamına gelmemeliydi. Aksine millet her zamankinden daha uyanıktı. En ufak bir olumsuz hava, bir elektrik kesintisi dahi binleri sokaklara dökebiliyordu. Bu arada bu rutubetli havayı seven kim varsa yüzeye çıkıyordu. Bunlardan biri de eski FBI çalışanı lakaplı Sibel Edmond'tu. Bir algı operasyonu parçası gibiydi. Bana göre bu Gülen'in piyon olarak kullanıldığı CIA-NATO destekli bir darbe provasıdır. Yani sadece bir ısınma egzersizidir. Erdoğan'a karşı olan hakiki darbe yolda. Muhtemeldir ki 15 Temmuz'da yaşananlar insanların darbeye karşı çıkıp çıkmayacağını görmek için bir denemeydi. Darbenin duyulmasıyla birlikte devletin ve milletin yanında yer alan MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Sivil vatandaşlarımızın şehit edilmesine neden bu Yezidlerin, PKK ve IŞİD'den ne farkı vardır? Bunlar vatan hainleridir. 20 Temmuz 2015'ten beri PKK ile mücadelede bu hainlerin ihmalleri var mıdır?" ifadelerini kullanıyordu. Yine aynı konuşmada kullandığı Amerika'nın gayrimeşru çocukları kaybetti ifadeleri tarihi nitelikteydi. Amerika'dan zehirli açıklama ve yorumlar peş peşe gelmeye devam etti. The New York Times köşe yazarlarından Thomas Friedman, Türk halkı sevinç duyacağına darbe girişimine öfkelendi yorumunu yaparken, Fox News internet sitesinde Ralph Peters imzalı yazıda Türkiye'nin son umudu da öldü ifadeleri kullanılmıştı. Çok geçmeden adı darbe ve FETÖ ile anılan CIA'in başkanı John Brennan'dan garip bir açıklama geliyordu. Son birkaç yıldır Türkiye'de siyaset sahnesinde önemli şeyler yaşanıyor. Erdoğan gün geçtikçe gücünü konsolide ediyor ve otoriterleşiyor. Darbe girişimi sonrası Türkiye'de gerilmeler yaşanacak. The Economist, 23 Temmuz 2016 tarihli sayısının kapağını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ayırarak Erdoğan'ın intikamı, darbe ve baskı başlıklarını kullanmıştı. İçerideki yorumlarda Amerikan Savunma Bakanı Ash Carter'ın Erdoğan'a olan nefretini gizleme ihtiyacı hissetmediğinden bahsediliyordu.
Darbe girişimi sonrası BBC ekiplerinin alelacele ülkemize geldiklerini ve provokasyon yapmaya çalıştıklarını da görecektik. BBC World prodüktörü James Bryant attığı bir maille kirli tezgahı gözler önüne seriyordu. Türkiye'de başarısız olmuş darbe girişimi. Oradaki siyasi durumu ele alıyoruz. Ülkede hükümetin şu anda yaptıklarına eleştirel yaklaşacak kişiler bulmakta zorlanıyoruz. Geçen hafta zaten olumlu konuşan çok kişi aldık. Bu sebeple şu an durum aleyhine konuşacak birilerini bulabilmeyi ümit ediyoruz. Bu noktada Türkiye'ye saldırma korosuna içimizden birileri de katılıyordu. Bu zaten olmazsa olmazdı. FETÖ bağlantısı söylentileri ayyuka çıkan, yargılandığı dava nedeniyle yurt dışına kaçan, o günlerde Cumhuriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni Can Dündar, The Guardian'a yazdığı "Bu Türkiye tarihinin en büyük cadı avı" başlıklı yazıda, kalabalıklar askerleri linç ederken Allahu Ekber diye bağırıyordu. Türk bayraklarının yanı sıra yeşil İslam bayraklarını da taşıyarak idam isteriz diye haykırdılar ifadelerini kullanıyordu. Huylu huyundan vazgeçmiyordu. Fuat Uğur 23 Temmuz tarihli yazısında şu bilgileri paylaşıyordu okuyucusuyla. Barkey'in en önemli özelliği Türkiye'de doğmuş ve büyümüş olması. İzmirli bir Yahudi ailenin çocuğu. Ailesi de Türkiye'de. Belki de Türkiye vatandaşlığı hala devam ediyor. Fethullah Gülen'in Amerika'daki dinler arası diyalog çalışmalarını yürüten Rumi Forum Organizasyonu'nda profesyonel olarak yer alan Henry Barkin, ABD'de FETÖ'cü Profesör Ali Yurtseven'le birlikte hareket ettiği de biliniyor. Evet, Soner Yalçın geçen çarşamba günü Henry Barkin'in Türkiye'ye gelip İstanbul'da Splendid Palace Oteli'nde kaldığını yazdı. Muhtemelen bu bilgiyi de Türkiye kökenli İsrailli gazeteci Rafael Sadi'den almıştı. Henry Barkey'in geldiği doğru. İlginç olan da pasaportundaki adıyla Henry Jack Barkey darbe günü yani 15 Temmuz saat 10.24'te Atatürk Havalimanı polis kontrol noktasından geçti. Splendid Palace Oteli'nde kalıp kalmadığı meçhul. Bir CIA uzmanının tesadüf bu ya darbenin yapılacağı gün İstanbul'a geliyor olması hiç de hayra alamet değil. Ve Henry Barkey darbe girişiminin artık iyice akamete uğradığı 18 Temmuz pazartesi gününü 19 Temmuz'a bağlayan gecenin sabahında saat 04.05'te Atatürk Havalimanı'ndan çıkış yapıyor. Oysa bir başka iddia Henry Barkey'in gelişinin fahş edilmesiyle asıl gerçeğin saklandığı yönünde. Kaynaklarımın ısrarla ve ısrarla bana asıl gelen CIA'in eski Milli Haber Alma Konseyi Yardımcı Başkanı, eski CIA Türkiye İstasyon Şefi ve Fethullah Gülen'in hamisi Graham Fuller'di diyorlar. Şu anda adını vermek istemediğim kaynaklarım ki ne tuhaftır onlar da İsrail'den Henry Barkey ile hedef şaşırtıldığını ve Graham Fuller'in bizzat darbeyi yönetmek üzere darbe günü Türkiye'ye geldiğini ifade ediyorlar. Asıl bomba iddia ise Graham Fuller'ın gidişiyle ilgili. Graham Fuller Yunanistan'da Dede Ağaca indirilen helikopterin içindeydi. Çünkü FETÖ'cü subaylara bu görev verilmişti. Helikopter Dede Ağaç'a indiğinde Amerikalı görevliler oradaydı ve Graham Fuller'ı alıp götürdüler. Emperyal Batı'nın son yıllarda Türkiye'ye olan bakışı bellidir. Haçlı emperyaller hiç utanmadan Türkiye'yi hizadan çıkmakla suçlamaktadırlar. 15 Temmuz darbe ve işgal girişimi sonrası dünya basınının ilgisi Türkiye'ye yöneldi. Haçlı emperyallere çalışanlar da buna dahildi. Frans 24'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbecilere halkın işkence yaptığı yönündeki bir soru üzerine Fransız gazetecinin haddini bildiriyordu. 240'tan fazla kişi öldürüldü. Asıl vahşeti konuşmuyorsunuz, bunu soruyorsunuz. Batı elinde bayraklarıyla demokrasiye sahip çıkan halkı savunmuyor, darbeci FETÖ'yü savunuyor. Bu çok ayıp bir şey. Bu haşhaşiliktir. Darbe girişimi sonrası haklı olarak halkımız idam cezasının geri gelmesini istemişti. Bunu da her fırsatta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'a bildirmişlerdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da eğer önüme gelirse tereddütsüz imzalarım diyordu. Bana gelirse ben onaylarım.
kanaatimi bu kadar erken açıklıyorum. Bunları af yetkisi onların annelerine, babalarına, onlara aittir. Bu konuda biz konuşamayız. Bu konuda Batı konuşamaz. İlginç bir şekilde bu duruma tepki Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'den geldi. Türkiye idam cezasını geri getirmesi durumunda Avrupa Birliği üyelik sürecini anında durduracak. Bu tehditvari açıklama tabii ki muhatabına misliyle iade edildi. Darbe girişiminden sonra birçok ayrıntı ortaya çıkıyordu. ISAF komutanı General John F. Campbell darbeye destek amacıyla Nijerya'da bulunan UBABank'tan CIA aracılığıyla ciddi para akışı sağlamıştı. Ayrıca Amerikalı general darbe öncesi iki kez gizlice Türkiye'ye gelerek Erzurum ve Adana'da bazı görüşmeler yapmıştı. Çok geçmeden Amerikan Dışişleri Bakanı Sözcüsü John Kirby basın toplantısında Türkiye'deki tutuklamaları endişe verici bir gelişme olarak görüyoruz. Kolluk ve yargı mensupları kamuoyundaki tartışmaların önünü kesmek için kullanılıyor şeklinde rezil bir açıklama yapıyordu. Amerikalı yetkililerin panik dolu acayip açıklamalarından biri de The Wall Street Journal gazetesinde yer aldı. Amerikalı General Joseph Votel, darbe girişiminin başarısız olmasının ardından ikili ilişkiler adına endişeli olduklarını belirterek, darbe girişimi sonrası tutuklanan juntacıların Amerikan ordusunun yakın müttefikleri olduğunu iddia etti. Özellikle Gezi kalkışması günlerinde Türkiye aleyhine yapmadığı kalmayan Kristin Amanpour da İstanbul'daydı. Darbeden iki gün önce özel ekibiyle önce İstanbul'a, oradan da Ankara'ya gelen Amanpour, Türk milletinin kahramanlığı karşısında hüsrana uğrayanlar arasındaydı. FETÖ elebaşı Gülen CNN International'a konuşuyordu. Tabii Amerika'da. Darbe girişimini tiyatro, senaryo gibi ifadelerle niteleyen Gülen, eğer ortada benim bu işe karıştığıma dair kanıt varsa hemen Türkiye'ye dönerim diyordu. Çok geçmeden Türkiye onlarca koli belgeyi Amerikan hükümetine gönderse de gelen giden olmayacaktı. Vakit ilerledikçe hainler de net olarak ortaya çıkıyordu. İsrailli yazar ve haham Alan Goshen Gottstein, FETÖ elebaşı Gülen'e bir şey olması halinde İsrail'in büyük kayıp yaşayacağını vurguluyordu. 15 Temmuz'un arka planında Amerika'nın olduğunu gösteren bir diğer işaret de Amerikan Senatosu'ndan geliyordu. Hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar tarafından desteklenen bir raporda şu ifadeler yer alıyordu. Türkiye'yi radikallikten uzaklaştırmak küresel toplum için hayati önem taşımaktadır. Bu hedefe dinler arası ve kültürler arası diyaloğu öne çıkaran ve aynı zamanda ülkenin yönetiminde demokrasiye uymayı öngören Türk ve Müslüman bilim adamı olan Fethullah Gülen'i destekleyerek ulaşılabilir. Dünya toplumu tarafından desteklenen bir Gülen otoritesi Türkiye'yi radikal İslam'dan uzaklaştıracaktır. Bu raporun kaç paraya yazdırıldığı doğrusu merak konusu olmuştu. Ağustos ayının ilk günlerinde merhum araştırmacı Aytunç Altındal'ın 1998 yılında kaleme aldığı Vatikan ve Tapınak Şövalyeleri kitabındaki bilgilere atıflar yapılarak Papa II. Jean Paul'ün Fethullah Gülen'i sessiz sedasız gizli kardinal olarak atadığı iddia ediliyordu. Papa'nın Gülen'le 9 Şubat 1998'deki görüşmesinden sadece 12 gün sonra atamaları yaptığına dikkat çekiliyordu. 15 Temmuz sonrasında halkımızın büyük kahramanlık destanına Batılılardan, özellikle Amerika'dan gelen olumsuz tepkiler adresi de netleştiriyordu aslında. Bir süredir Türkiye'ye karşı hasmane bir tutum sergileyen Avusturya bu tutumunu hiç değiştirmeyecekti. Uluslararası Af Örgütü Avusturya Şubesi, üyelerine gönderdiği mektupla Türkiye'deki darbecilerin haklarını savunmak için para talep ediyordu. Mektupta, "Şu an her zamankinden çok sizin maddi yardımlarınıza ihtiyacımız var. Her avro çok önemli.
Sizin sesiniz, gücünüz ve bağışlarınızla güçlenip uluslararası toplumun, Türkiye hükümetinin insan hakları ihlalini yargılamasını isteyeceğiz. Özellikle polis gözaltısındaki şiddetin durması için. Ahlak sınırlarını zorlayan bu küstah ifadeleri FETÖ sempatizanları mı yazmıştı bilemiyoruz. Darbe sonrası milletimizin meydanlardaki nöbeti dünyanın o güne dek görmediği büyüklükte bir mitingle son buldu. İstanbul Yenikapı'da bir araya gelen 5 milyon vatanperver tüm dünyaya adeta meydan okuyordu. İktidar muhalefet, devletin tüm kademeleri de oradaydı. Uzaydan dahi görülebilen bu muhteşem manzara, Haçlı emperyalleri perelendirmeye yetiyordu. Ancak hemen hepsi Yenikapı'daki manzarayı yanlış ve kasıtlı ifadelerle aktardılar. Yenikapı'daki mitingi laikliği tehlikeye atan bir toplantı olarak gören İngiliz Times gazetesi, yeni Türkiye anlayışıyla uyuşmayacakların korku içinde olduğuna yönelik garip bir ifadeyi paylaşıyordu. Sonunda 8 Ağustos günü Amerikan Başkanı Barack Obama mikrofon başına geçiyor ve 15 Temmuz'la ilgili konuşuyordu. Bu Türkiye'de ilk darbe denemesi değil ve bu konuda hassas olan Türk halkı darbecilere iyi bir ders verdi. Muhalefet dahil tüm kesimler darbeye karşı durdu. Türkiye'nin önemli bir müttefiği olan Amerika, darbeye karşı olarak Türkiye'nin yanında yer aldı. Gülen'in iade işlemi için delillere göre hukuk yolu esas alınacak. Bu işi ciddiye alıyoruz. 15 Temmuz'a dair bir bilgi de Moskova'dan geldi. O gün Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry Moskova'daydı. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'la görüşüyordu. Kerry görüşmeyi aniden 18.45'te yarıda kesip Amerikan Büyükelçiliğine geçmişti. Darbe girişiminin başladığı sırada iki bakan tekrar bir araya geldi. Bu buluşmada Kerry Lavrov'a "Mekanizma harekete geçti. Erdoğan artık gidici" diyordu. Darbeyi yönetmek amacıyla Türkiye'ye gelen CIA ajanlarından Henry Barkey, darbenin olduğu dakikalarda "Kimse Erdoğan'ı özlemeyecek ki" tweetini atmıştı. Aynı Barkey, girişim sonrası ülkesinde Wilson Center'da katıldığı bir konferansta iddialarına devam ediyordu. İlginç soru, bundan sonra darbe gibi şeylerin olup olmaması değil, Türkiye siyasetinin radikal bir şekilde değişeceği gerçeğidir. Türkiye'de siyaset bundan sonra eskisi gibi olmayacaktır. Türk ordusu siyasete müdahale edebileceğini göstermiştir. Tehlikenin şu an için bile geçmiş olduğunu düşünmüyorum. Darbe girişimi sonrası Amerika'nın yediği herzeleri görmeye ve duymaya devam ediyorduk. Washington merkezli düşünce kuruluşu Stimson Center, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'deki belirsizlik ortamının oluşması nedeniyle İncirlik üssündeki nükleer silahların teröristlerin eline geçebileceğine dair rapor hazırlıyordu. Derin Amerika'nın elemanları, kimi tipler, çeşitli ortamlarda Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırmaya çalışıyorlardı. Bunlardan biri de Dick Cheney'nin danışmanı John Hanlahtı. Makalesi şu cümlelerle bitiyordu. "Türkiye'nin Erdoğan sorunu yıllardır inşa halinde. Amerikan yetkilileri yıllardır sorunun korktukları kadar kötü olmadığını ya da meselenin kendi kendine hal olacağına ve böylelikle yeryüzündeki en önemli jeostratejik toprakların bir bölümü üzerine kurulu eski bir müttefik hakkında zor kararlar almak durumuyla karşı karşıya kalmaktan kurtulacaklarını umdular. Ancak ihtiyat galip gelmedi. Tersine Erdoğan problemi giderek kötüleşiyor, metastaz yapıyor. Ve Amerikan çıkarları için büyük tehlikeler yaratmaya devam ediyor. Er ya da geç bir hesaplaşma günü yaşanması ihtimal dahilinde. Amerika zararlarını azaltma hazırlıklarına şimdiden başlamalı." Bu yazı dahi anlayana çok şey anlatıyor.
18 Ağustos tarihli The Economist'te yayınlanan bir makale itiraf gibiydi. Avrupa, eğer darbe gerçekleşmiş olsaydı işlerin çok daha kötüye gitmiş olacağını anlamıyor. Bu Türkler için sadakat sınavıydı. Avrupa başarısız oldu. Sonunda takke düşüyor, kelde görünüyordu. Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Türkiye'deki darbe girişimini Amerika'nın tezgahlamış olduğunu ayan beyan söylüyordu. Resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 13 CIA yetkilisi darbeye yardım ettiği ifadelerini kullanmıştı. Trump başkan seçilince bu tweet Amerikan başkanının itirafı niteliği kazanmıştı. Eylül ayıyla birlikte her ne kadar gündem Suriye ve Irak'a kayıyorsa da darbe girişimiyle ilgili açıklamalar da geliyordu. Rusya Liberal Demokrat Parti lideri Vladimir Jirinovski yaptığı konuşmada Amerika küstah bir darbeyle Erdoğan'ı devirmeye çalıştı. Daha önce 4 darbede böyle olmuştu. Ancak 5. başarılı olamadı. Çünkü Erdoğan güçlü bir lider ifadelerini kullandı. Amerikan Büyükelçisi John Bass'la görüşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her zaman çıktığı TV kanalında darbe sonrası yapılan tutuklamalarla ilgili olarak operasyonlar darbe girişimini yargılamaktan çok 17-25 Aralık'ı ortaya çıkaran yapıdan intikama dönüştü, diyordu. Türkiye'nin itirazları ve iade talepleri üzerine FETÖ'nün Amerika'daki okullarına sözde de olsa denetim yapılıyordu. 10 eyalette bu okullar hakkında vergi ve fonları kötüye kullanmaktan soruşturma açılmıştı. Ancak hepsi buydu. Güvenlik uzmanı Mete Yarar da yeni darbelerden bahsediyordu. Katıldığı bir programda her cephede cuntacılar toparlanmış görünüyorlar. Özellikle yurt dışındaki gruplar üzerinden ilk saldırılarına başladılar diyerek kredi değerlendirme kuruluşlarının sabotajlarına dikkat çekiyordu. Moody's kredi derecelendirme kuruluşunun zamanından önce ve ortada sebep yokken Türkiye'nin notunu düşürmesi birçok mahfilde konuşuluyordu. CHP de bu siyasi kararı gündemine alarak kararın doğru alındığını söylüyor ve tek sorumlu AK Parti diyordu. 15 Temmuz darbe ve işgal girişimi zaman geçtikçe çok daha iyi anlaşılacak. Ancak darbe ve işgal girişimi bahane edilerek yeni 28 Şubatlar asla çağrılmamalı. Ekim 2016 ile birlikte gündem Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü Fırat Kalkanı operasyonu ve Musul olarak netleşirken nadir fakat o derece net açıklamalar geliyordu. Amerikalı gazeteci William Engdahl yaptığı bir açıklamada 15 Temmuz'la ilgili ilginç ifadeler kullanıyordu. Şu sıralar üzerinde çalıştığım ilginç bir kavram var. Demokrasi imalatı. Washington ve Freedom House, Soros'un Açık Toplum Vakfı, Sözüm Ona İnsan Hakları dernekleri bu imalatı yapıyor. Bu makine, Washington'ın hoşuna gitmeyen ve küreselleşme oyununun siyasi ya da ticari emellerinin bir parçası olmayı reddeden seçilmiş hükümetleri görevden indirmeye yarıyor. Önemli ülkelerdeki Amerikan büyükelçileri ciddi görevler alırlar. Son 30 yılda Washington'dan Ankara'ya gönderilen her büyükelçi Amerika'nın jeopolitikası üzerinde çok ciddi rol oynamıştır. Amerika'nın bu ülkelerdeki elçileri diplomasi konusunda değil, rejim değişiklikleri konusunda uzmanlaşmışlardır. John Bass'ın özgeçmişine bakarsanız diplomasi konusunda değil, rejim değişikliği konusunda uzman olan bir başka elçi göreceksiniz. Bu darbe girişiminin ardında onun isminin olduğuna dair elimde herhangi bir kanıt yok. Ancak elbette bu işte bir anlamda onun da parmağı var dense kesinlikle şaşmam. Onun Erdoğan tarafından neredeyse Ankara'dan kovulacak olan Selefi'nin Arap Baharı planında çok ciddi bir rol oynadığı ortaya çıktı. Dikkat edilirse darbe günü Amerikan Dışişleri Bakanı Kerry'nin Rus meslektaşına söylediği "makine çalışmaya başladı" ifadesi de buydu.
Türkiye 15 Temmuz sonrasında darbenin hesabının sorulması ve başta FETÖ, PKK, DHKPC ve sınır ötesinde YPG'nin ortadan kaldırılması için büyük bir mücadeleye girişti. Yeni konsepti de tehdidi olduğu yerde yok etmek şeklinde belirlenmişti. Aynı anda Suriye ve Irak'ta kurulan küresel tuzakları bozarak kendi oyununu kuruyordu. Milletin kahraman duruşu ve yeni kapı ruhu aslında tüm renkleri de netleştirdi. Artık griler yok, renkler ve saflar net. Artık kim dost, kim düşman, kim bizden, kim değil çok iyi biliyoruz. 15 Temmuz Türkiye'nin bağımsız demokratik yürüyüşüne vurulmuş en büyük darbedir. Türk milleti bir kez daha ne kadar büyük bir millet olduğunu gözler önüne sermiştir. Umarız herkes alması gereken dersi almıştır. Ülkemizin ve insanlarımızın güzel günleri görmesi dileğiyle. Hoşça kalın.